Baykar'dan yapılan açıklamaya göre şirketin tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının uçuş test kampanyası planlanan doğrultuda devam ediyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Bayraktar Kızıl Elma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Test kapsamında bir insansız savaş uçağıyla bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı. Böylece Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya kondu. Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Teknofest 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak Bayraktar Kızıl Elma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız Savaş Uçağı'nın 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende ikinci prototipi sergilenen bayraktar kızıl elma insansız savaş uçağının 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA 17 Nisan'da İstanbul Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda on binlerce kişi Bayraktar Kızıl Elma ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu Gemisi'ni ziyaret etti. Baykar'ın %100 öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızıl Elma projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC ÖZB kuyruğundaydı kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzüyle buluşan Bayraktar Kızıl Elma, geçen hafta 18-20 Nisan günleri boyunca gerçekleştirdiği 4 uçuşla toplamda 8 uçuş gerçekleştirerek önemli bir aşama katetti ve yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar Kızıl Elma bu testlerde 630 km bölü saat hıza ulaştı hava yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava hava muharebesi icra edecek olan Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlükle Türkiye için güç çarpanı olacak. Aynı zamanda kısa pisli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek. Bayraktar Kızıl Elma bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8,5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar Kızıl Elma, Milli Ayasa Radar'la yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar Kızıl Elma, akıllı filo otonomisiyle görev yapabilecek. Baykar rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, 2003 yılında İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99,3 olan Baykar 1,18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1,4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 28 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA içinse ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.